Objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Süper Lig'de ilk haftada oynanacak olan Giresunspor Adana Demirspor maçının öncesini Furkan'la beraber özel olarak değerlendireceğiz. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Yavaş yavaş liglerimiz başlıyor. Avrupa'da da ligler başlıyor. İlk başlayan ligimiz bu sene Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto Süper Lig'de önemli bir mücadele oynanacak Giresun'da, Çotanak Arena'da. Giresunspor kendi evinde ligin iddialı takımlarından biri olan Adana Demirspor'u ağırlayacak. Aynen öyle. Bir tarafta sıkıntılı durumda bulunan Giresunspor, çünkü çok kan kaybetti Giresunspor. Zaten ben dün iki takımdaki gelenleri ve gidenleri de yazdım. Bunları da tek tek konuşacağız. Biz bir ilk hatırlatmaları yapalım. Ardından da maçın öncesine bir geçiş yapalım. Aynen takımları, öyle. İki takımın hazırlık kampındaki maçlarını da konuşalım. Seninle son durumlarını da konuşalım. İlk olarak izleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu izleyen tüm izleyicilerimizden videolarımıza beğeni yapmayı ve kanalımıza abone olmalarını, ayrıca videolarımıza yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Rica ediyoruz sizden. Sözü sana bırakayım. Senin bir hatırlatman var mı? Ben de öncelikle şunu söyleyeceğim. Taraftarlara biz bir duyurusunu yaptığımız zaman da bu programın merakla beklediklerini söylediler. Aynen. Biz de Giresunspor, Adana Demirspor taraftarlarından yoğun bir ilgi bekliyoruz. Rica ediyoruz, evet. Hani onlardan istediğimiz ilgi almak istiyoruz. Mesela 2021 sezonunda TFF Bincek'in de özel program yaparken ilgi gösteriliyordu. Cidden gösteriliyordu. Tabii. Biz de yapıyorduk. Ama geçen sene ilgi az oldu. İlgi geldiği sürece biz programlarımızı yapmaya gayret gösteriyoruz. Tabii ki de. Hani bizim de şevkli, istekli bir şekilde program yapmamız için ilgi olması lazım ki. Aynen, hani biz de program yapalım. Hani karşımızda böyle bir kitleye hitap edelim. Tabii. O yüzden onlardan bol bol beğeni yiyorum. Abone olmayan Giresunspor ve Adana Demirspor taraftarlarından da abonelik bekliyoruz. Aynen. Öncelikle şunu söyleyeyim. İzleyen herkesten de başta Instagram ve Twitter, ardından da Facebook'tan da takip etmesini bekliyoruz. Rica ediyoruz, evet. Sen takımların gelen gidenlerini söyle. Ardından maça giriş yapacağız. Ben de geçen seneki takımların, yani iki takımın gidişatını, topladığı puanı, iç saha dış saha performansını söyleyeceğim. Şöyle yapalım mı? İlk olarak ev sahibi ekip Giresunspor'dan başlayalım. Aynen. Giresunspor'u konuşalım. Ardından da Adana Demirspor'a geçelim. İki takıma da eşit süre ayıralım. Aynen öyle yapacağız. Tamamdır. Giresunspor'la başlayalım. Ev sahibi olduğu için malum özel programlarda biz fix ev sahibi ekiplerle başlıyoruz. Şimdi Giresunspor sıkıntılı bir transfer dönemi geçiriyor. Öncelikle maalesef Giresunspor'da farklı sıkıntılar da var. Siyasi anlamda çekişmelerin olduğu söyleniyor, biliyorsun. Başkanla işte bazı milletvekillerinin takımından desteğini çektiğine dair olaylar var. Taraftarlar da buna çok tepkili. Şimdi ilk giden oyuncularla başlayacağım Giresunspor'da. Giresunspor çok kan kaybetti. Aziz Behiç gitti. Zeki Yavru gitti. Chiquinho gitti. Şapi Süleymanov gitti. Fosseini Diabate gitti. Muhammed Gümüşkaya ayrıldı. Kiralıktı zaten. Flavio'yu tutmak istiyorlardı. Tutamadılar. Diabate gitti. Saydım Diabate'yi. Altaavon'a gitti Flavio. Arap Ligi'ne, Arabistan'a. Hangi takıma? Altaavon. Arabistan'a. Aynen. Okan Koçuk Galatasaray'a geri döndü. Emre Taşdemir gitti. Bunu kayıp, Emre'yi kayıp olarak Emre görmüyorum. Emre bir şey yapmadı zaten. Bir şey yapmadı. Bir de Umut Nayır gitti. Umut Nayır geçen sene attığı gollerle takımı ligde tutan oyuncu. Umut Nayır çok kritik. İbrahim Abalde de gitti. Evet, Balde geçen sene performans veremedi. Eyvallah, ama ondan önceki sene 44 yıl sonra Süper Lig'e dönmesinde Giresunspor'un, Kara Panter'in büyük payı vardı İbrahim'a, Balde'nin. Aynen. Bunu söyleyeyim. Şimdi ama Balde de bir şey yapmadı geçen sene yani. Doğru. Ama ondan önceki sene biliyorsun önemli işler tabii yaptı. Ki. Hani yok, şu açıdan demek istiyorum. Giresunspor çok fazla kan kaybetti. Bak şimdi geçen sene bazı dönemlerde biz Diabate'yi eleştiriyorduk. Giresunspor eleştirdiğimiz Diabate'yi bile arayabilir. Ne düşünüyorsun? Vallahi bak, Flavio ciddi sıkıntı var. Flavio zaten. Ahtapot gibi bir oyuncuydu orta sahada, hatırla. Sakat sakat ne maçlar oynadı Flavio geçen sene. Flavio zaten noktaydı da transfer Zeki olsun. Yavru takımı derleyip toparlayan isimdi takım kaptanı olarak. Aziz Behiç çok önemli işler yaptı sol bekte. Umut Nayır Trabzon deplasmanı, içerideki Sivas maçı iki gol attı. Çok kritik katkıları var Giresun'un Umut Nayır. Giresun'un zaten geçen sene forvetinde çok ciddi sıkıntı vardı. Umut, orada Umut Nayır Süleymanov'la beraber, hücum anlamında söylüyorum,
en çok katkı yapan oyuncuydu zaten. Chiquinho kısa dönemde iyi iş yaptı kiralık gelip Benfica'dan. Muhammed Gümüşkaya'da iyi iş yapmıştı. Rize maçını aldırdı Muhammed deplasmandaki. Yani baktığımda Okan Koçuk geçen sene çok önemli işler yaptı kalede. Yani ben maalesef bugün ayın kaçı? 3 Ağustos, 3 Ağustos değil mi? Ağustos, ben 3 Ağustos itibariyle Giresunspor'un durumunu maalesef iyi görmüyorum. İnşallah Giresunspor beni yanıltır ve bir anda aksiyon alıp iyi hamleler yapar. Ne düşünüyorsun? Şimdi şunu söyleyeceğim. Öncelikle Giresunspor'un transferlerinin ve yeni sezonunun hayırlı olmasını dileyim. Gelenleri de konuşacağız. Aynen. Onu da söyleyeyim. Şimdi giden oyuncularda tabii çok kayıplar var. Ama gerçekten bu da biraz maddiyatta da endeksli. Maalesef. Takımdaki maalesef o ciddi para problemi takımdaki oyuncuları da tutmakta elini tabii zayıflatıyor. Geçen sene yapılan transferler noktasında bile zaten çok fazla Giresunspor bu noktada sıkıntı yaşadı. Ki ona rağmen ligde kaldı. Hakan Hoca çok iyi iş yaptı. Zaten ona gelecektim. Hakan Hoca bu kadar olumsuzluğa karşılık. Aynen öyle. Hatta sezona da çok kötü başlamışken ilk 10 hafta başkan da arkasında durdu. Hakan Hoca'ya güvendi. Hakan Hoca da o güvenin karşılığında bu kadar sıkıntıya rağmen takımını toparladı. Doğru. Ve ligde tuttu. Bir de Hakan Hoca iyi futbol oynadı. Evet. Bak kötü futbol oynayarak takımı da ligde tutmadı öyle. Ligde tutarken de Giresunspor'da şöyle bir avantajı da oldu ama sadece Hakan Keleş'in bu noktasından da bakmıyorum. Diğer taraftan da bakıyorum. Çok fazla zayıf takım da vardı. Sence geçen sene Altay, Yeni Malatyaspor, işte baktığın zaman da Rize, bunlar öyle hatalar, öyle yanlış şeyler yaptı ki, seçimler yaptı ama ki. Ama sana bir şey diyeceğim. Giresunspor'un da ekmeğine yağ sürdü. Bence bu sene Süper Lig'de daha fazla zayıf takım var zaten. Geçen seneye göre. Ama geçen seneden ben önceki alıyorum. Sence geçen sene Rize zayıf mıydı? Rize kendini mi yaktı mesela? Kendini yaktı diyorum ya. Malatya'nın düşmesi bak, normal. Altay'ın da normal. Oyuncular para alamadı. Diyorum ki zaten hem zayıf takımlar hiç vardı hem de akıl almaz hatalar yaptılar diyorum. Bunlar hepsi var. Ama o takımların birisi, da hatası işte. Birisi akıl almaz hatalar yaptı. Birisi zayıftı zaten. Birisinin borcu vardı. Ve ne oldu sonucunda? Giresunspor gibi, Kasımpaşa gibi takımlara bunlar yaradı. Ama Giresunspor'un da mesela geçen sene borçları vardı. O para ödemede evet sıkıntı yaşıyorlardı. Ama bak orada oyuncular da karakter gösterdi. Hakan Hoca'nın da orada önemli tabii, başarısı var. Tabii zaten şöyle bir nokta var. Hani rakiplerin hatası sadece yani şu açıdan demek istiyorum. Hem onun hatası var hem Giresunspor'un katkısı var başarısını zaten. Başarısını da değersizleştirmek istemiyorum. Değersizleştirmiyoruz ki zaten. Etkenleri söylüyoruz. Hem Giresunspor'un, Hakan Keleş'in başarısı diyoruz. Bir, çok önemli. Öncesinde zaten daha doğrusu Hakan Başkan'ın ona güven ediyoruz. Bir. İkincisi Hakan Hoca'nın, teknik direktörün başarısı diyoruz. İki. Tabii, oyuncuların üçüncüsü de rakiplerin başarısızlığı. Bence oyuncuların karakter göstermeleri tabii var. İşte Hakan Hoca işte burada birliktelik yaptı. Tabii. Bir de üçüncü de takımların karşılığında yapmış olduğu kesinlikle başarısızlıklar var. Yapmış olduğu hoca seçimleri, tahtanın açılmaması, işte yanlış kararlar alması, Tahir Kral'ın herkese düşman olması Rize açısından. Bunlar da etken. Hepsini kattığın zaman da Giresunspor buradan İstediğini alarak çıktı. İstediği neydi? Ligde kalmakta kaldı. Bu seneye gelecek olursak da çok fazla zayıf takım var. Evet. Ama bu sefer çok fazla zayıf takım varken de net anlamda düşecek dediğim bir takım yok. Ben iki tane şöyle takımlar var. Hep birbirine güç dengesinde takımlar var. İşte Ümraniye'si var. İşte İstanbul. İstanbulspor net düşecek takım. Bak bunu tek söyleyebiliyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Tek bunu söyleyebiliyorum. İşte burada takım var. Giresunspor taraftarlarına çok büyük iş düşüyor. Geçen sene biletler çok ucuz ha, kombineler falan. Ben buradan çok söyledim. İşte Giresunspor taraftarı niye maça gitmiyor dediğimde aşı yok işte. HES kodu. Kalktı onlar. Gene de olmadı stat sonradan. Giresunspor taraftarlarının ne yapıp ne edip bu sene o statı full doldurup özellikle Giresunspor'un güç dengesi olarak kendi rakiplerine karşı takıma itici güç olup o maçları aldırmaları gerekiyor. Eğer bu takımın bir sene daha yine en kötü ihtimal Süper Lig'de kalmasını istiyorlarsa, çünkü Giresunspor bu sene Allah korusun küme düşerse sadece Giresunspor küme düşmez. Şehir de küme düşer. Evet, bir de çıkmak bir daha zor. Giresunspor'un hele şu anki durumuyla çıkması bir daha çok zor maddi imkanlar olarak, eksiye düşeceksin. Aynen ve elindeki yabancılar göndermen lazım. Borçlarım var. Çok ciddi sıkıntı olur. Taraftarlara burada çok büyük görev düşüyor. Fenerbahçe geliyor Giresun'a. Fenerbahçe taraftarı oraya çok rahat giriyor. Ya Bülker'e bunu Anadolu'daki birçok şehirde rahat yapamazsın. Geçen sene deplasman yasağı varken Fenerbahçe taraftarı oraya girdi mesela rahat bir şekilde. Mesela Samsun'da yapamazsın. Adana Demir'de yapamazsın. Konya'da yapamazsın. Bursa'da yapamazsın onları. Giresun spor taraftarlarının da elini taşın altına koyup takımlarına sonuna kadar destek olması lazım. Kesinlikle öyle, sana katılıyorum. Giresun spor çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Bu şehrin en önemli markası Giresun spor aynen markası. Taraftar maça gitsin, kulübüne destek olsun. Ucuz bir de senin de dediğin 30, gibi. Mesela Adana Demirspor maçın bileti 30 TL'den başlıyor. Sen İstanbul Spor'un bilet fiyatlarını gördün 100'den değil başlıyor mi? Bu 30'dan başlıyor. 3 katı aşağıda. Gayet uygun.
Yani bir sinema 60 liraya adam başı maça gidiyor 30 liraya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anda tek kişinin yemek yediği yerde 100 lira tutarken, 150 hatta 200 lira doğru, tutarken tabii. Şu anda maç biletinin 60, 70, 80 liraya hatta 30 liradan başlıyor diyorum. Gayet uygun 30 yani. 30 çok uygun. Sigara 40 lira olmuş 50 lira. Ki bir de modern bir stat Giresun tabii stadı. Ki. Yani gidip... Havalar da iyi zaten daha yaz ayındayız. Yani eski statta maç izlemiyorsun. Gidip son model statta, Avrupa'yı statta 30 liraya maç aynen. izliyorsun yani. Beleş. Tabii ki. O yüzden taraftarın destek vermek başın altına elini koymaları lazım. Ben sana katılıyorum onu söyleyeyim. Şimdi Giresunspor'un transferlerine geçelim. Ben gelenleri bir sayayım sen yorumlarım tamam. Ya. Riyad Bayiç geldi. Bosnalı. Konyaspor'dan ve Başakşehir'den yakından bildiğimiz bir golcü. Doğancan Davas geldi Bandırmaspor'dan. Doğancan lig atladı. Rahmetullah Berişbek geldi Gençlerbirliği'nden. Rahmetullah daha önce Süper Lig'de oynadı Gençlerbirliği'nde. Ama TF1'den geldi. Evet. Vefa Temel geldi Bursa'dan genç oyuncu. Borja Sainz geldi biliyorsun İspanyol açık oyuncusu. Alper Uludağ geldi. Geçen sene Adana Demir'deydi sol bek. Hakan Hoca da Alper Uludağ'ın performansından memnun değilmiş. Gönderecek ben onunla alakalı koşuluyor. Haberler aynen. gördüm. Mert Kurt geldi genç forvet. Sersil Bürüc'den. Varol Taşar geldi. Varol gönderiliyor zaten. O da gurbetçi bir oyuncu. Murat Cem Akpınar geldi Trabzon'dan kiralık merkez orta saha. Bir de Robert Meia geldi. Robert Meia. Meia. Caldas'tan geliyor. Kolombiya liginden kiralık. Evet. Valla transferler Giresunspor'da pek dişe dokunur değil. Aynen. Giden oyuncuların yerlerini dolduracak transferler değil. Ne düşünüyorsun? Valla ben öncelikle hayırlı olmasını diliyorum tabii ama ki. Şimdi geçen sene yapılan transferlerde bile en azından belli oyuncular iyi transferler doğru. diyorduk ama ben şu an yapılan transferlerin hiçbirisine doğru diyemiyorum. Gidenlerin yerini dolduracak oyuncular değil. Gerçekçi olmak aynen. lazım. Aynen. Ya şimdi Doğancan Davas mesela çok fazla pozisyona giren bir oyuncu. O anlamda iyi ama bitiremeyen bir oyuncu ve hani Bandırmaspor'da daha doğrusu TF1'de bile net anlamda yeterli bir oyuncu diyemiyorduk mesela Doğancan Davas'ı belli noktalarda. Ya tabii. Robert Meia Caldas'tan geliyor. Robert Meia çok pasif bir oyuncu yani baktığımız zaman da. Hani Flavio'nun şeyini kapatacak bir oyuncu değil onu söyleyelim. Flavio ile arasında çok seviye farkı var. Tabii ki. Şimdi Meia şöyle bakarsak hem merkez orta sahada oynayabiliyor. Yani ön libero öncelikli mevkisi. Tabii. İkinci mevkisi hem merkez orta saha hem sağ bek. Ama bu adam net olarak ön libero. Aynen. Ve bunda da ciddi sıkıntı var. Yani o birinci bölgeden topu alıp ikinci, üçüncü bölgeye taşırken hani buralarda sınırlı yeteneğe sahip bir oyuncu. Ben Giresunspor'un bu sene o yüzden sana söylüyorum zaten. Geçen sene diyorum ki rakiplerinin çok fazla katkısı olduğu. Tabii kendisinin de doğru yaptığı şeyler var. Onları da saydım. Başkanın koruması, hocanın başarısı falan ama aynen. bu sene de İstanbulspor dışında net anlamda böyle çok sıkıntılı bir takım yok şey olarak. Hani böyle maddi olarak, transfer olarak sıkıntılı takımlar hani yok. Bazı takımlar kötü başlarsa o zaman sen şunu diyorsun hamle yaparlar diyorsun. Tabii mesela geçen sene Malatya zaten sıkıntılıydı. Tabii, bir. Çok Altay borcu vardı. Sıkıntılıydı. İki. Çok borcu vardı. Anladın mı? Böyle bir takım yok şu anda. Dikkat et. Peki küme düşme adayların kimlikte? Ben sadece İstanbulspor düşer diyorum. Sıkıntı yaşar diyeceğin takımlar. Sadece İstanbulspor düşer diyorum. Tamam. Giresun sıkıntı yaşar. Bir. Kasımpaşa sıkıntı yaşayabilir. İki. Ben Hatay yaşayabilir diyorum. Hatay diyorum. Üç. O kadar. Ümraniye diyorum. Ümraniye de var aynen. Ama şöyle bir nokta var. Gaziantep FK da yaşayabilir. Gaziantep geçen sene iç sahada aldığı puanlarla ya ben net kaldı. Olarak bak ben sana şunu söyleyeyim. Ben aday diyorum düşer ben demiyorum. Ben aday söyleyemiyorum çok peki. net olarak ama sana yani şunu söylüyorum bak. Net olarak İstanbulspor düşer diyorum. Bence de %100 düşer. Bence Giresunspor'la Ümraniye Spor net düşme adayları. Hatay Spor ve Antep de sıkıntı onlara bir şey diyemiyorum diyorum. Çok. Onlara çok bir şey Giresun diyemiyorum. Giresun Spor yönetiminin acilen kaliteli hamleler yapması lazım. Yoksa aynen. Giresun Spor bu sene çok sıkıntı bak yaşadı. Mesela geçen sene bir iddia attım ortaya. Herkes bunu çok iyi biliyor. Ne dedim? Giresun Spor 10 haftada maksimum bir galibiyet alabilir dedim. Kaç galibiyet aldı? Bir galibiyet aldı. Bir aldı. Tam net hani. Net yorum yaptı. Ama Giresun hatta Spor pardon, şöyle taraftarları... yaptım. Pardon şöyle söylemiştim. Düzeltiyorum yanlış söyledim. 10 haftada alabilecek galibiyet maksimum 2 olur demiştim. Giresun Spor taraftarları da ama şöyle bir kontrayla gelirse ligden düşer de dediniz düşmedi. Ben düşer demedim ki Giresun Spor için sıkıntı yaşar dedim. Dedik ki 10 haftada alabilecek galibiyet sayısı maksimum 2 olur. Giresun Spor çok sıkıntılı bir süreç bekliyor. Biz Giresun Spor'la ilgili program yaparken zaten ilk attığımız iddia ortaya 10 haftaydı. Zaten bir Süper Lig programı yapmadık ki. Giresunspor'un acil iyi hamleler yapması lazım. Aynen. Çok acil. Onu orada zaten bir taraftar kendisi diyor. Biz diyor sen de size diyor iddiaya girdik. Nerede iddiaya girdik Allah aşkına? Biz sizi ya, ya kendi kendine emrivaki yapıyorlar. Aynen. Biz ne dedik? Giresunspor 10 haftada maksimum 2 galibiyet alır. Bunu sen biliyorsun. Alabileceği maksimum 2 demiştik. Çok önemli oyuncular gitti. Özellikle Süleymanov, Çikinyo, Okan Koçuk. Aynen. Bu oyuncular Aziz Beyiç. Muhammed Gümüşkaya çok önemli. Mesela kiralamalar da gerekiyordu tekrardan. Umut Nayır.
Umut Nayet çok büyük kayıp zaten. Kilit adamlar gitti. Kesinlikle. Zeki Yavru takım kaptanı olarak geçen sene çok önemli işler yaptı. Takımın bütünlüğü anlamında. Giresunspor umarım bir an önce aksiyon alır. Aynen, yani onu inşallah söyleyelim. Adana Demirspor'a geçelim. Geçelim. Adana Demirspor çok iyi bir hazırlık. Adana Demirspor'a geçmeden önce ben sana soru soracağım. Tamamdır. Hani Alper Uludağ'ın performansını beğenmediği konuşuluyor Hakan. Ömer Bayram'ına da geçiyor. Sen ne düşünüyorsun Alper Uludağ'la ilgili? Ondan sonra Ömer Bayram'ı konuşuruz. Şöyle düşünüyorum. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Aynen. Giresunspor'un elindeki maddi imkanlarla kimi alacak ki sol beke? Zaten şöyle bir şey var. Alper Uludağ'ı hangi takıma götürsen götür. Adana Demir'deydi geçen sene. Ve Tevfik Bincik'ine de götür. Alper Uludağ işine saygı göstermiyor. Alper yaşadığı ağır sakatlıktan sonra toparlanamadı. Ama işine de saygı göstermiyor. Konya'da da performans veremedi. İşine de saygı göstermiyor bence. Hani özverili değil. Ben onu görüyorum yani. Bak mesela Zeki Yavrum'un yetenekleri kısıttı. Çok iyi bir geçen sene geçirdi. Hani çok müthiş şey mücadele etti yani mesela. Canla başla oynadı i̇şte, Zeki. İşte en büyük örnek yani. Zeki Giresunspor taraftarlarının gitmesine en üzüldüğü oyuncuların başında geliyor bu sene. Evet. Çünkü canla başla oynadı. Sol bekte bile oynadı bazen. Aynen maalesef. Adana Demirspor'a geçelim. Geçelim. Adana Demirspor çok kaliteli hamleler yaptı. Henry Onyekuru geldi, Yusuf Sarı geldi, Arda Okan Kurtulan geldi. Bu oyuncu çok yetenekli bir oyuncu. Fenerbahçe'den geldi kira. Şöyle, bu oyuncunun sözleşmesinde madde var. Fenerbahçe geri alabiliyor belli bir ücret verip. Badu Endia'ya geldi. Kevin Rodriguez geldi, çok değerli bir sol bek. Rakitski. Osman geldi. Osman oynamasa da ya geniş kadroda durur yani. Hani Osman'dan oynasa da oynamasa da yani çok geniş kadro var. Aynen. Berk Yıldız geri döndü. Murat Sancak başkan Berk'le arası çok iyi biliyorsun. Baba oğlu ilişkileri var. Başkan Berk'i geri getirdi. Sol bek Abdurrahim Dursun alternatif olarak geldi. Ali Yavuz Kol geldi. Ali Yavuz da alternatif olacak. Kaleye Ertaç geldi. Rakitski geldi. Bana göre müthiş bir hamle sol stoper. Rakitski çok kaliteli. Bir kaleci daha gelmişti sanki Adana'nın. Karaçiç aynen. Karaçiç geldi. Onu da söylemedin de o yüzden. Geliyorum. Adana Demir bayağı hamle yaptı Adana Demirspor. Manev geldi. Makedon genç stoper oyuncu. Bu oyuncu yatırım transferi. Rezervlikte oynayabilir belki eğer Adana Demirspor varsa. Kabulani geldi Gürcü 10 numara. O da yatırım transferi. Salih Kavrazlı geldi. Salih de yatırım transferi. Ali Yavuz, Salih, Kabulani, Manev yatırım transferleri. Arda Okan Kurtulan. Bu oyuncular rezervlikte de oynayabilir senin dediğin gibi. Yani gelenler içinde ben Onyekuru 1, Yusuf Sarı 2, Badu Endiaye 3, Kevin Rodriguez 4, Ertaç 5, Rakitski 6, Karaçiç 7. Ben bunları direkt nokta görüyorum. Hı hı, kesinlikle zaten ben şunu ekleyeceğim sadece. Ben daha önce yaptığımız programda söyledim. Ben Badu Endiaye transferi 1, Yusuf Sarı transferi 2, bir de Osman transferi 3. Ki özellikle Osman'la Endiaye'ye söyledim. Ben bu oyuncuların transferlerine... Peki. Doğru olmadığını düşünüyorum. Yusuf Sarı'nın da katkı veremeyeceğini vallahi düşünüyorum. Valla ben İtalya'daki hazırlık maçlarının hepsini izledim Adana Demirspor'un. Eğer Yusuf Sarı orada oynadığı gibi oynarsa çok katkı verir. Adana Demir'de iki tane oyuncuda ciddi sıkıntı var. Kimde? Bence Murat Başkan'ın bu oyuncuları sağlam bir uyarmalara gerekiyor. Akintola ile Aslan Balanga nerede olduklarının farkında değiller sanki. Hı-hı. Yani bak Adana Demir çok kaliteli bir kadro kurdu. Akintola geçen sene hedef en kötü ilk 5. Avrupa kupalarına katılmak yani ya da Türkiye kupasını alıp Avrupa kupalarına gitmek. Murat Başkan da açıkladı. Ama benim gördüğüm Akintola ile Aslan Balanga nerede olduklarının farkında değiller. Çok savruk oynuyorlar. Aslan Balanga'yı yollayıp bir santrafor alınabilir bence. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım ama Balotelli'ne gitme durumu var ya. Balotelli kesinlikle gitmemeli. Balotelli sağda oldu mu Adana Demirspor farklı oynuyor. Napoli maçında oyuna bir girdi. Napoli gibi bir takımın oyuncularını bile sağda sindirdi mi? Aynen öyle. Hakemler falan da Balotelli oldu mu farklı yani. Balotelli'nin çok büyük bir ağırlığı var. Kesinlikle. Kariyeri var adamın yani. Şimdi Adana Demirspor'da Rakitski transferi çok nokta oldu. Müthiş. Attığı paslar falan zaten her şeyi belli ediyor. Aymeric Laporte gibi 60 metreye falan toplar aynen atıyor. Müthiş Rakitski toplar. Rakitski zaten öyle bir oyuncu. Tabii. Bence Adana Demirspor'un kadrosunda bu sene boyunca sakatlık olmadığı sürece Samet Akaydın'a Rakitski'nin oynayacağını düşünüyorum. Tayyip Talha'yı Samet'i Tayyip'in önünde mi görüyorsun? Ya Tayyip de iyi oynuyor ama ben Samet'i oynatacaklarını ama düşünüyorum. Ama Tayyip daha az hata yapıyor ya. Ama Samet daha çok parlamadı mı sence? Adana Demir'in kadrosu tam bir 3-5-2 kadrosu. Aynen. Bekler müthiş. Svensson, Rodriguez. Sabaha kadar koşarlar. Tabii ki çok iyiler. Ben yine söylüyorum bana göre Adana Demirspor'un sağ açığında sıkıntı var. Ben bunu sana söylemiştim. Ben orada Yusuf Sarı'nın geçen seneki Yunus kadar yapar mı diyemiyorum ama ben de katkı veremeyeceğini Yusuf düşünüyorum. Sarı'nın Montella'nın elinde farklı işler yapacağını düşünüyorum. Çünkü Yusuf Sarı bunu hazırlık maçlarında da bir fragman verdi bize. Hı-hı. Ben onu gördüm.
Yusuf Sarı çok yetenekli bir oyuncu. Çok rahat da adam eksiltiyor. Yusuf'tan ben çok ümitliyim. Bakalım ne yapacak? Ben de tam tersini düşünüyorum. Peki Ndiaye ve Osman için ne düşünüyorsun ben sen? Ben Ndiaye'nin iş yapacağını düşünüyorum. Ndiaye tempolu oyuncu, dikine giden. İyi oyuncu. Ama zaten orada Adana Demir'in eli çok kuvvetli. Ya Stambouli gibi müthiş bir 6 numara var. Önünde de Bjarnason gibi ciğersiz bir oyuncu var. Bjarnason'u bırak, Adana'dan İzlanda'ya koşar yani. Aynen. Adam öyle bir oyuncu. Adana Demir çok avantajlı yani. Bak şu kadroya bakıyorum, Adana Demir Spor'un kadrosuna. Bir yanda çok tecrübeli oyuncular var. Bir yanda genç oyuncular var. Parlamaya müsait oyuncular var. Bir yanda ısıtmışsın artık. Öyle oyuncular var. Yani artık fırından reyona koyacağın oyuncular var. Yani tamamen müthiş bir karışım var. Evet. Formada aslanın ağzında. Kale bence şu anda kim oynayacağı sıkıntılı değil mi? Kalede de iki iyi kaleci var. Ertaç Karaçiç. Kalecileri iyi. Kim oynar? Şimdi şöyle yabancı kuralı da var ya bir de. Hani. 8 artı 3 var ya. Şey yabancı diyorum, yerli kuralı. 8 artı 3. 3 tane yerli oynatman lazım. Şimdi şöyle, Ertaç Malatya'dan geldi diye kimse kötü kaleci gözüyle bakmasın. Ertaç iyi bir kaleci, Ertaç iyi kaleci. Çok iyi kaleci hani Ertaç. Adem Büyük de yeni Malatya'daydı. Adem süper oyuncu mesela. Tetteh de Malatya'daydı, iyi oyuncu. Aynen öyle. Orada oyuncuların bir suçu yok. 6 ay 8 ay para alamazsa adam oynamaz. Rize'de Pojan Polo işte. Aynen, çok iyi oyuncuydu. Baktığımda ben şöyle düşünüyorum. Keşke Pohjan Palo'yu alsın Adana Demirspor. Aslan Balango'yu yolla, Pohjan Palo'yu ol nokta olur. Aynen alır. Öyle. Al nokta olur yani. Peki Muriç arar mı Adana Demir? Yok, ben aramayacağını düşünüyorum. Muriç iyi bir kaleci. Geldi. Bak Muriç iyi bir kaleci. Aynen. Ama yeri doldu yani. Yok, Ertaç bir kere Adana Demirspor'un geçen sene yerli kaleci sıkıntısı vardı. Ertaç nokta. Ferhat olmuyordu çünkü. Ferhat yetersizdi. Aynen. Ama Ertaç nokta kaleci. Ertaç iyi. Ben de zaten ben şöyle bakıyorum. Bence ya şimdi şöyle bir nokta da var. Yabancı kaleci aldığın zaman da yedek de oynatamıyorsun ki. Ama şöyle işte orada rekabet olacak. Kim evet. İyisi oynayacak. Kaleci antrenör de Montella'ya diyecek. Şimdi kaleci oynatsan yerli noktada sıkıntı yaşayabilirsin. Ama yerli kaleciyi 11'de oynatıp Karaçiçi kulübede oynatsan bu sefer yedek kalecinin, yabancı kalecinin yani daha doğrusu kulübede olması da bir soru işareti gibi duruyor. Adana Demirspor. Tatlı bir rekabet var orada. Şimdi şöyle, Samet var, Tayyip var, iki tane sağlam yerli. Ertaç var. Yusuf Sarı'yı oynatabilir. Gökhan İner. Gökhan var. 5. Şey gitti zaten. Gökhan İnler 37 yaşına geldi. 36-37 ama hala 29-30 gibi. Samet yani. Var. Tayyip var. Gökhan İnler. Yusuf Sarı. Ertaç. 5 tane var aslında oyuncu. Bu sene dar biliyor musun? Bence geçen sene daha dardı. Yok bence geçen sene daha genişti. Sinan Kurt da vardı. Alper Uludağ da vardı. Ama İşte başka kim vardı? Verim alabiliyor mu? Yok almıyordun ama en azından var diyordun. Şimdi Allah korusun bu saydığın oyunculardan bir sakatlık olduğu zaman da ne olacak? Yanarsın vallahi, ben sana söyleyeyim. Bak bu sene yerli kuralında daha ben çok ciddi sıkıntı var. Ben kalede Ertaç'ın oynayacağını düşünüyorum zaten. Ben sana bir de bir şey daha bir söyleyeceğim. Bir Ertaç olacak. Bak bence. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak bu sene bir sürpriz de olabilir. Şimdi Akito olayı söylüyorsun ya, çok savruk, nerede olduğunu farkında değil diye. Şimdi ben Yusuf Sarı'dan bir şey beklemiyorum diyorum ya. Bak Ali Yavuzkol'a şans gelebilir ha. Olabilir. Ali Yavuzkol da geçen sene çok iyiydi Keçiören Gücü'nde. İyiydi. O Ali Yavuzkol ondan önceki sene Denizli'ye gitti. Santrafor oyuncusunu sağ bekte kullandı. Aynen. Garip bir durum. Ali Yavuz kanatlarda oynayabiliyor bile. Oynuyor, sağa çıktı işte. Solda da oynuyor. Zaten. Ama daha çok sağda. Keçi de solda çok oynadı. Değişiyordu ama. Sağda da çok oynadı. Biliyorsun soldan çok girdiği maç oldu. Hep sağda başladı o zaman. 11 başladığı maçlar soldaydı ama. Aynen. Orada hani, 11'de solda başladı. Ali Yavuz'un da eline şans gelebilir. Ya Adana Demirspor'un şöyle bir avantajı var. Kadro çok geniş. Kimsenin de yeri garanti değil bir iki oyuncu dışında. Zaten, bu büyük avantaj. Zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an bu takımda Rodriguez, Svensson, Rakitski'nin yeri garanti. 3. Balotelli'nin de yeri garanti. 4. Onun dışında Onyekuru da oynar banko. Onyediko aynen, o da oynar. Onlar garanti. Onyekuru'nun sözleşmesinde de bir madde var. Adana Demirspor'u Avrupa Ligi'ne katılırsa ya da konferansa ya da Şampiyonlar Ligi'ne, yani Avrupa Kupaları... Ekstra para mı? Yok, Avrupa Kupalarına katılım pozisyonunu alırsa opsiyon otomatikman devreye giriyor. Ha, aynen. Murat Başkan açıkladı. Zaten geçen sene biliyorsun ben şunu söylemiştim. Adana Demirspor'un bu sene play-off'a kalamaması, Avrupa Kupalarına kalamaması bana göre başarısız değil. Benim için neydi İlk geçen sene kıstas? Tabii geçen sene kıstas neydi benim için? Ayaklarını yere sağlam basıp ligi normal bir yerde bitirmek. Ama evet. Ne demiştim? Ama dedim ben seneye dedim aynısını söylemem dedim. Artık seneye bir başarı beklerim demiştim. Doğru. Şimdi o seneye geldik. 2022-2023 sezonundayız. Ben bu sene Adana Demirspor'dan artık Avrupa biletini almasını bekliyorum. Ya ilk 5'e girecek ya da Türkiye Kupası'nı alacak. Hayır, Avrupa biletini alması gerekiyor. Nasıl alırsa alır ben bilemem. Pardon. İlk 4'e ya da şampiyon aynen şey öyle. Avrupa Türkiye Kupası'nı, almalı. Veya o finale zaman, kalacaksın. İşte buradaki takım şey oluyor ya. Yani ama finale kalması da yetmeyebiliyor. Şey yetmeyebiliyor da hani belki diyoruz. Avrupa'ya gidebilmek için. Statü değişti artık, finale kalan gidemiyor Avrupa'ya. Aynen. Eskiden gidiyordu.
Valla Adana Demirspor çok ümit veriyor. Kadro çok iyi. Ben ligde de ilk 5'e gireceğini düşünüyorum en kötü. Ama daha ilerisini de yapması lazım bu kadro. Peki sana bir şey soracağım. Haftada tek maç oynarken hele. Konya Spor mu Adana Demirspor mu? Kadro olarak Adana Demirspor'un kadrosu daha iyi. Ben şimdi bazı noktalarda bakıyorum da sanki böyle hani Konya bazı noktalarda sanki böyle özellikle hücum hattında. Yani hücum hattına. Konya Spor'un santrafor hattı bence Adana Demir'den geride. Geride. Sadece onlarda zaten sadece forvet sıkıntısı var. Hani şu kanat merkez orta saha noktası var ya. Sanki Konya Spor daha üretken gibi mesela duruyor. Mesela Adana Demir Spor'un defans hattı Konya'dan çok daha Bekleri iyi. De çok daha iyi. Kalecisi de çok daha iyi. Anadolu takımları içinde en kalede iyi kadro. Kalede kapışırlar gerçi. En iyi kadro Adana Demir'le Fatih Karagümrük'te. Anadolu takımları bence içinde. Bence Karagümrük önceki sezona göre iyi mi? İyi tabii. İlk çıktığı sezona göre özellikle. Sadece Big D'ye gitti. Borini kaldı. Ama orada Pesic de gitti. Cagne geldi ama. Orada şey de vardı. Bertolacci falan da vardı 2 senede. Bence Karagümrük. Geçen sene kullanmadılar ama doğru düzgün. Geçen sene değil. 2 seneden bahsediyorum. Kayseri'ye bence Karagümrük ilk çıktığı sezonki kadrosu daha iyi gibiydi. Gene iyi adamlar aldılar ama. Magomedov diye falan çok üst düzey oyuncuyu. Ben genişlik anlamında bakıyorum. Ama en sıkıntılı. Geniş kadro Adana Demirspor. İşte o yüzden. Bu kadronun yüz kesinlikle Avrupa katılım yok zaten diyorum lazım. Bu sene Adana Demirspor için ben artık başarı yani kesinlikle Avrupa biletini alması lazım. İlk 4'e girmesi lazım. Bak Türkiye Kupası da demiyorum. Ama kupayı alırsa otomatik gidecek. Kalıyor da bence ligde de ilk 4'e girmesi lazım. Şu kadroyla. Ligde ilk 5'e girip kupayı da alırsa o zaman başarılı derim ya. Direkt. Tabii ki. O zaman öyle yani. Gidenlerde Vargas var. Kiralıktı zaten. İkisi de kiralıktı. Muriç. Muriç de Premier Lig'de kaldı. Aynen. Ama 4 sana, yıl. Ben sana ne demiştim? Zaten City'nin onunla ilgili planı var demiştim. Ama City tutmadı ya. Ama Premier Lig'de kaldı yani. Zaten sana onu söylemiştim o zaman. City onu isterse geri alır zaten. Dedim ki sana zaten City tutmazsa Premier Lig'e verir demiştim onu. Şampiyonluğu vermez demiştim. Tabii. Ve Premier Lig'de kaldı. Vargas hangi takımda kalmıştı hatırlayamadım yanda. Vallahi ben de hatırlıyorum. Buradan bir bak istersen. Bir bakayım ben. Buriç ama Premier Lig'de kaldı. 4 yıl imzaladı hatta. Vargas zaten kiralıktı. Değildi ama. Espanyol'a döndü Vargas. Yunus Bönlü aynen. Bönlü doğru. Yunus Galatasaray'a döndü. Yunus bu sene 11 oyuncusu olacak zaten. Müthiş bir kamp dönemi geçirdi. Muriç gitti, mecbur döndü. Remy bir katkı veremedi, gitti Remy. Başkan bize demişti ki bir iki hafta sonra izledik. Remy hiç izlemedik başkanım, nerede Remy? Alper Uludağ gitti. Ezeh'le Metehan gitti. Bir de Sinan Kurt gitti ama bu oyuncular zaten gitmesi normal. Normal aynen. Ezeh'i diyordum ki kendi kendime acaba kalabilir mi? Bence kalmayı hak etmiş de. Akintola'ya verilen şans Ezeh'e verilemez miydi? Bence verilirdi çünkü Ezeh geçen sene iyi oynadı ya. Tuzla'da çok iyiydi. Bak ben sana yine söylüyorum sağ açıkta. Ali Yavuz Kol şans gelebilir. Çünkü Akintola eğer böyle oynarsa. Ben Yusuf'tan bir şey beklemiyorum. Beni yanıltabilir. Osman da beni yanıltabilir. Yusuf ise bence seni yanıltacak. NDI de beni. Mesela şöyle bir nokta var. TF Bincik'inde de ben Yunus iş yapar demiştim. Sen yapamaz demiştin. Doğru. Yaptı mesela. Doğru. Şimdi tam tersi de olabilir. Doğru. Ben mesela Yusuf'a yapamaz diyorum. Sen yapar diyorsun. Bu sefer ben yanılabilirim. Sen yanılabilirsin. Veya yine tam tersi olur. Haklı da çıkabilirim. Peki, bunu sezon içinde muhasebe yapacağız. Geçen sene Bolu Spor'da iyi bir sezon geçiren Berk Yıldız. Burada eline bir şans geçerse bunu kullanabilir. Vallahi ben Süper Lig'de bir şey beklemiyorum ya. Öyle bir de diyorsun. Şöyle bir nokta var. Napoli maçında Berk Yıldız'ı beğendim. O da iyi oynadı. Şimdi şöyle bir nokta var. Bolu'yla Adana Demir bir değil. Bolu'da geçen sene bir hedef yoktu. Doğru. O yüzden. Ama Berk'te şöyle bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. Berk'in eline gene bir fırsat geldi. Tabii geliyor. Değerlendirmesi lazım. Benim Malatya'daydı biliyorsun sözleşmesi. Feshetti hatta. Çok da iyi bir kulübe geri geldi. Önceden oynadığı için hani geri geldi diyorum. Berk acaba hatalarından ders çıkarmış zaten mı? Çıkarması lazım. Çıkarıp göstermesi lazım ama ben bir şey beklemiyorum. Bu maça bir 11 yapsak ben Giresunspor'a 11 yapamıyorum sana söyleyeyim. Ben de yapamıyorum ki. Adam ama Adana Demirspor'a 2 saniyede yaparız. Aynen. Direkt yazalım. Ertaç, Karaçit olabilir. Svensson, Tayyip, Rakitski veya Samet Rakitski. Rodriguez. Sonra Rodriguez. Etti sana 5. 6. noktaya gelirsek... 2 tane Türk'ü de koyduk. Ertaç'la Samet. Bir tane Türk koyacağız zaten artık. Kalıyor. 3 tane koymamız lazım ya toplamda. 3'ünde kim oynar? Orada Belhanda aday. Stambouli aday. NDI aday. Biarnason aday. Stambouli, Biarnason aday. Stambouli, Biarnason, Gökhan diyorum. 3 Türk oldu. Aynen. Etti sana toplamda... Kim dedi? Stambouli, Biarnason, Stambouli, Gökhan, İnler, Biarnason. Toplamda 8. Etti sana 8. Sağda oldu. Yusuf Sarı olabilir. Akinto olabilir ama sanki Yusuf Sarı oynayacak gibi duruyor. Hani o senin de söylemiş olduğun etkenlerden 9. Soldaki oyuncu Onyeku 10. Forvet'te de Balotelli 11. O zaman 4 Türk 7 yabancı 11'i aynen. Çıkarıyorsun. Veya tam tersi Yusuf'u kulübede Akinto 11 yine 3 tane oluyor yerli. O zaman da 8 Türk yabancı. Ama Adan Demir'in tek sıkıntısı şu. Bak biz ama sayıyoruz ama Gökhan İnler oynayamayabilir. O zaman Yusuf Sarı oynar. Tabii. Gökhan'ın yerine bence NDI'ye Belhanda yok. Biarnason. İstanbul'u Biarnason. Olabilir.
Belhanda'dan bu sene bir şeyler bekliyor musun? Geçen İzlememiz sene katkı vermedi mi? İlk haftalarda biraz 3 hafta biraz kıpırdandı gibi oldu 3-5 hafta ama sonra olmadı. Belhanda'nın geçen sene en iyi oynadığı maç Kadıköy'deki Fener maçı oldu. Zaten gol attı. Belhanda Fener'e gol attı zaten. İyi oynuyor. Aynen. Fener maçlarında. Maçla ilgili ne düşünüyorsun? Ben Adana Demirspor'u net favori görüyorum. Bugünkü kadrolara vallahi baktığımızda. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Arkaya, savunma arkasına yani Giresunspor'un savunma arkasına Onyekuru, Akintola, Yusuf Sarı çok koş yapacağını düşünüyorum evet. Ama bitirmeleri lazım. Ben Adana Demirspor'un kazanarak Onyekuru iyi bitireceğim. Aynen. O zaten Yusuf'un bitirmesi lazım diyorum zaten dikkat edersen. Ben 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Giresunspor Adana Demirspor maçında ben Adana Demirspor'un kazanacağını düşünüyorum. Ben Adana Demirspor'u deplasmanda olmasına rağmen net favori görüyorum. Onyekuru'dan da gol bekliyorum ben. Şundan dolayı iki takımın kadrolarını kıyasladığımızda Adana Demirspor çok ağır basıyor. Giresunspor maalesef çok kan kaybetti. Şu an Adana Demirspor cephesi gidip Giresunspor'a şunu dese ki beraber bizim yok ya da bizim yedek kulübemizden size 6-7 oyuncu verelim. Giresun direkt kabul eder. Aa, öyle zaten. Öyle bir güç farkı var arada. Kesinlikle. Kalite farkı var. Ben de Adana Demirspor'dan hem galibiyet 3 puan hem de Henry Onyekuru'dan gol bekliyorum. Bakalım. Bakalım ne olacak. Ona giremiyorum. Tamam. Bu maçta bir şey diyemiyorum. Ama Adana Demirspor'u net favori görüyorum deplasmanda olmasına rağmen. Bu maçta da bana ön plana çıkarsa eğer senin dediğin gibi açık oyuncuları çıkar. Hı-hı. Çünkü Hayrullah ve Alper Uludağ'ın bu maçta işi çok zor. Biri Onyekuru ile uğraşacak. Biri de ya Akintola ya Yusuf Sarı ile. Aynen. Adana Demirspor'da bu yarına son gibi araya iyi toplar atan oyuncular da var. Hı-hı. İstanbul'u gibi. Ben Balotelli de gol atarsa şaşırmam. Bakalım ne olacak. Ben öncelikle iki takıma başarı dileklerimi iletiyorum. İki takım taraftarlarından yoğun bir ilgi beğeniyorum. Ve özellikle paylaşmalarını bekliyoruz. Aynen rica ediyoruz. İki takıma da tekrardan yeni sezonun hayırlı olmasını dileyelim. İnşallah. İzleyen herkesten de abonelik bekliyoruz. Ardından videomuzu da bol bol beğeni ve sonuna kadar izlemelerini rica edip sosyal medya hesaplarından da takip etmeleri bizi bekliyoruz. Tabii. Tekrardan iki takıma başarı dileklerimi iletiyorum. Bir dahaki Süper Lig programında tekrardan görüşmek üzere. Ben de sana teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Hem Giresun'a hem de Adana'ya, Adana Demirspor taraftarlarına selamlarımızı gönderelim. Aynen selamlarımızı gönderiyoruz. İki takıma da pazar akşamı başarılar dileyelim. Başka da söylenecek bir söz yok. Hı-hı. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.